Euzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâl hayri ve lev asîrâ. İlemu enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhdesâtühâ ve külle muhdesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bi senedil muttasıl en nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal beytüm bişşam la yehullu lil müminin la yehillu lil mümine en yedhuluh illa bimizer ve la yehillu lil müminati en yedhulnehu elbette. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı azam aleyhissalavat ve teslimatın ehli beyt, ehli ashab, etbaalları rıdvanullahu teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Tam müstakim sıratla senden hamdolsun. Şam'da bir ev. Şam dediği biz bildiğimiz Suriye'nin Şam şehri değil. Kuzey taraflarına, Medine'nin kuzey taraflarına, kuzey batı taraflarına Şam deniyor. Şam civarı. Şam civarında bir ev. La yahullil müminine en yedhuluhu. Oraya müminlerin girmesi helal olmaz. İlla bi müzerrin. Evet, ancak örtü örtünerek, peştemal örtünerek girmeleri caiz olabilir. Belden aşağı örtülen şeye peştemal, bizde burada izar deniyor. Yukarıda örtülene rida deniyor. Haçlı da böyle rida, izar. Evet, iki peştemala bürünüyor hacılar. İhram bundan ibaret. Burada da peygamberimiz kastı hamam. Hamam, bizde hamam. Evet, banyo edilecek sıcak su, evleri, insanların yıkandıkları evler, hamam. Neden Şam tarafında diyor? Araplarda bu pek yaygın değil. Yani bu oraları ziyaret ettiğiniz zaman görüyorsunuz. 1969'da ben ilk hacca gittiğimde Riyad'dan geçmiştik. Güzel cami gördük, dedik şurada bir namazımızı kılalım. Abdest alacak şeyler var ama tuvalet yok. Görevliye dedim ki tuvalet nerede? Sahra dedi. Sahra dedim, ayıp. Bu ayıp, ayıp değil. İlginç tabii, bu kültürleri böyle, adamların kültürleri böyle. Sonra şoförler dediler ki sen Arapça biliyorsun, bir taksi kiralayalım da şu şehri bir gezelim, olur. Gezerken gördük ki çarşının içinde bu caddenin kenarında bir duvar var. Millet duvara dönmüş, işini orada görüyor kaldırımlarda. Adamların kültürleri böyle, görenekleri böyle. Sonra işte Suriye, Şam'a geldik. Osmanlıların zamanında camiler, medreseler, hemen yanında hamamlar, tuvaletler. Burada da görüyorsunuz camimizin etrafında, Süleymaniye Camisi ve diğer caminin etrafında medreseler var. Yanında da mutlaka hamam var ve tuvaletler var, abdesthaneler var. Bu bir kültür meselesi. İşte daha çok oralarda, Türklerin bulundukları yerlerde Efendimiz görmüş bunları. Şam'da diyor bir ev var ki oraya mümin erkeklerin ancak izarla, peştemalla girmeleri
caizdir, yoksa helal değildir. Ve la yahillu lil mu'minati en yedhulnehu elbette. Kadınların ise, mümine kadınların ise oralara girmeleri kesin kes yasaktır. Hadis-i şerif böyle, helal değildir buyurmuş. Neyen? Kadınlar hakkında kesin kes yasaktır. Haya edep herkese, her mümine gerekir. Ama kadına daha çok gerekir. Kadınların daha çok tesettürlü olmaları, edepli, hayalı olmaları layıktır. Onun için öyle buyurmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisinin doğrultusunda Kur'an-ı Kerim'de ayetler var biliyorsun. Nur suresinde قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَوْضُطْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنْ وَاَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ. Habibim, mümin kadınlara söyle, mümin kadınlara söyle, gözlerini yere indirsinler. Sağda solda gezerken elin erkeklerine, haramlara bakmasınlar, yere indirsinler. Ve yahfazne furucehunne, namuslarını, ırzlarını korusunlar. Mümin olanların bu kendilerine düşen bir görevdir. Ve la yubdine zinetehunne, zinetlerini göstermesinler, açığa koymasınlar, teşhir etmesinler. Evet, şimdi tabii kasıt, Arapçada kurallar vardır. Arap edebiyatında işte bedi beyan diye falan talebelere de okutulur. Vurgulamak için, güzel ifade etmek için ziynetleri göstermesinlerden kasıt ziynet yerlerindir. Şimdi buraya takılarak bazı arkadaşlar kadınların örtülmesi mecburi değil, ziynetleri örtmesi mecburidir diyorlar. Ya buna şeytanlar bile gülüyor. Eğer kadınların ziyneti nedir? Altındır, gümüştür değil mi? O zaman altınlar satılmaması lazım. Kuyumcular, sarraflar var. Halbuki onların satılması caizliğiyle. Kadınların süsüdür o altın, gümüş. Onları göstermek yasak olsaydı o zaman sokakta da camlara, cam mekanları doldurup da teşhir edilmezlerdi. Belli ki bu altını göstermektir. Altının takıldığı yerleri göstermemektir. İlla ma zahara minha, ancak mecburen görünen olan kısım, görünen kısımlar müstesna buyuruyor Cenab-ı Hak Nur suresinin 31. ayeti. Evet. Şimdi görünen kısımlar müstesna ayetin devamını okuyalım. Kocalarına değil, kocalarına her yerini gösterebilir. Kocalarının babalarına, çocuklarına, evet, kocalarının çocuklarına, eski hanım almış, ölmüş, ikinci hanım almış, eski hanımından çocuğu var, oğlu var, kızı var, yeni alınan hanımın, onlar da çocuğudurlar, onlar da evladıdırlar, onlara değil, ey ihvaninle, ehvatinle, kardeşlerine de değil, erkek kardeşlerine de değil, kız kardeşlerine değil, ve onların çocuklarına da değil, ki yeğenlerdir. Kardeş çocukları yeğenlerdir. Yahut da işte eski kadınlar ya cariyeler, ev cariyeler. Evet tabi veylülir be miner ricali. Çocuk da erkekliğin nedir hiç haberi yok dünyadan. Bunlar evet tuflilledi la yazharu ala avratin nisa. Kadınların ayıp yerlerini filan bildiği olmayan çocuklar, küçük kızlar, bunlar, bunlara gösterebilir. Bunların dışında avret mahallerini göstermesinler. Başka, böyle yadırımını bir ercülihinle ayaklarını yüksek topuklu ayaklar girerek yere vurak suretiyle liyuleme ma yukfine min zinetihinle, güzel yerleri gözüksün de erkekler dikkatini çekelim diye kıvırtmasınlar, öyle yürümesinler. Ve tübü ilallahu cemiyan eyyühel müminin. Ey müminler, bunları yapıyorsunuz ama tövbe ederseniz, tövbe edin, tövbenizi kabul eder Allah Celle Celaluhu. Evet, böyle tövbe ederseniz
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَلَاهَا erersiniz. Evet, Nur Suresi, Elmalı Hamdi Hazır Hoca'nın resmi tefsir, 1936'da basılmış. Bu ayetin tefsirinde gayet açık açıklamalar var. Yani kadınların aslında her tarafı avrettir, görünmemesi lazım. Allah onları öyle yaratmış. Erkeklere göre cazibeli yaratıklardır. Kadınlar her tarafı erkeklerin hoşuna gider. Onun için Peygamberimiz buyuruyor ki el mer'atu avratun kulluha. Kadının her tarafı avrettir. Örtülür. Örtülmesi lazımdır. Anadolu'muz insanı bütün deyimlerini, örflerini, geleneklerini Kur'an ve sünnete uydurmuştur. Anadolu'da, yani Türkiye'mizde diyelim. Çünkü Trakyalılar kızıyorlar Anadolu dediğin zaman. Biz Anadolu deyince Trakya'yı da kastediyoruz. Evet. Dünyanın neresinde olsun bizim Türk milleti hanımlara avrat der. Evet. Herkes biliyor yani. Avrat der hanımlara. Ne demek bu? Avret, görünmesi iyi olmayan, Allah tarafından görünmemesi istenen, görünmesi haram olan, gizlenmesi gereken şeye avret denir. Hanımlara da avret denir. Bizim milletimiz avret derler. Yani kadınlar erkeklere görünmezler, görünmemelidir. Öyle saklanması gereken değerli varlıklardır. Ucuz şeylere kimse dönüp bakmaz ki. Kıymetli şeylere dönüp bakarlar. Kadınlar böyle görülmemesi gereken yaratıklardır. İlla ma zahara minha. Ama mecburen görünmesi, mecburen görünen kısımlar hariç, o da ne? Adamın, kadının yüzünü örtsek önündeki direğe çarpar, çukura ayağa gider, pat düşer, karşındakine toslar filan. Mecburen gözünü açacak. Elini açacak mecburen, niye? Bulaşık yıkayacak, yemek yapacak, kullanacak. Yani elini de örtüysek nasıl bulaşık yıkayacak? Ha, ayaklar da buna İmam-ı Azam ve diğer müçtehitler dahil etmişler. Çünkü topuklardan aşağıya ayaklarını diyor aynı şeye. Onlarda da zaruret vardır. Bunlarda zaruret dolayısıyla görünmesi caizdir. Onlarda da şimdi herkes ayakkabı giyecek, giysin dersek, mecbur etsek dinde haraç yoktur. Zorluk olur. Hacca gidenler görmüşlerdir. Birçok Afrika'dan gelen, diğer ülkeden gelen hacı kadınların ayağında şey yok. Ayakkabı yok, çorap yok. Yani mecbur edemeyiz. İmkanı yoktur. İşte yüz ne demir? Yüz, saçın bittiği üst kısımdan çingen altına kadar olan, yanlardan da iki kulak arası olan bölgeye yüz denir. İşte kadınların burası kimseye gösteremez. Hocam, yukarısında saç olmayanlar nereden, yani ta ark saç yoksa ta kafasından mı gösteriyor? Hayır. Saç olmasa bile burada bir şey vardır, çizgi vardır. Saçın bittiği yerle yüz kısmını ifade eder o çizgi. Saçı olmayanlarda bile bu vardır. İşte o saç bitiminden, bittiği yerden çene altına kadar olan kısımlar, yani gözü, burunu, yüzü görünebilir, alnı görünebilir. Bileklerinden aşağı elleri görünebilir. Topuklarından aşağı ayakları görünebilir. Diğer yerleri kadınların dinimizce görünmesi velâ yübdîne zînetehünne. Resmi tefsire yollama yaptım. Devlet bastırmıştır o tefsiri. 1936'da basılmıştır. Haramdır. Görünemezler. Bu ayet-i celleden dolayı. Yani kulağını kadın gösteremez. Saçını gösteremez. Boynunu gösteremez. Gerdanını gösteremez. Kolunu gösteremez. Bacağını gösteremez. Gösteremez. Başka yerlerini hiç gösteremez. Gösterirse bu emri çiğnemiş olur, haram olur, günah olur. Gösteriyor, Allah kusurunu affetsin diyor, mümindir. Hesabını verecek. Neden kanunu çiğnedin diye şimdi hakim sormuyor mu? Mümindir, kardeşimizdir. Ama niye haram olsun, nesi var yani? Böyle haram mı olur ya falan derse imanınla oynar. Ayeti inkar etmiş olur. Neden haram olsun canım? Nesi haramış bunun derse, ondan imanıyla oynar,
küfre düşer. Kitaplarda hep öyle söylüyor. Şimdi tabii burada ziynetlerini göstermesin derken kadınlar kulağına küpeyi, kulağını takarlar. Evet, kulağını gösterme demek bu. Kadınlar gerdanlığını gerdanlarına takarlar. Gerdanını gösterme demek bu. Saç tokasını, süslerini saçlarına takarlar. Saçını gösterme demek bu. Bileziklerini kollarına takarlar. Kolunu gösterme demek bu. Evet, ayaklarını da halhal diyorlar. Bağlayanlar haçla görülür. Evet, o ayak bileklerine bağlarlar. Buraları göstermesin demektir bu. Tefsirde böyle efendim. Resmi tefsirde böyle. Ben de size onları aktarayım. Oraya tahkik edip bakabilirsiniz. Ha işte kadınlar dışarıda da bunları göstermesinler. Hamama hiç girmesinler. Çünkü hamama girdin mi dikkat edilmez. Kadın kadına da göbeği altından diz kapağı altına kadar görünemez. Haramdır. Dinen böyle. Erkek erkeğe de diz kapağından göbeği altından diz kapağının ağrısını göremez. Burası da haramdır. Kadın kadına göbeği üstünde, diz kapağının altında olan kısımda görülebilir. Ama kadın içeri girdiği zaman dikkat etmez, her tarafını açar. Erkekler de maalesef buna dikkat etmiyorlar. Erkek değil miyiz ya? Erkek erkeğe de olsa Allah'ın emri bu efendim. Göbeğiyle diz kapağı arasını kimse kimseye gösteremez. Haramdır. Şimdi hadis-i şerifte bu ayet-i celliği şer sadedinde irad buyurulmuş. Erkekler ancak peştamanla, yani göbeğinden diz kapağı altına kadar sarılan örtüyle girebilirler. Ama başka hadislere bakıyoruz. Onlara da Peygamberimiz yazıklar olsun diyor. Neden? Giriyorlar içeriye, peştamallarını da kenara atıyorlar, çıplak yıkanıyorlar. O ayıp yerlerini, haram yerlerini birbirlerine gösteriyorlar. O da yanlış. Yani hamama gitmek bundan dolayı yasak. Haramları gösterdiklerinden dolayı yasak. Bunlar da oluyor efendim. Bunlar da oluyor. Her zaman söylerim. İşte yaşlılık dolayısıyla veya bazı insanlarda romatizma oluyor. İşte kireçlenmeler falan oluyor. Ilıcılar da sağlıklı, doktorlar tavsiye ediyor. Bir de mesela sandıklıda çamur var. Sıcak. Suyla karışmış enteresan bir çamur o. Yapıştığı zaman da ciğerini yakıyor. Biz genel havuzlara girmeyiz dedik. Herkesin girdiği girmez. Çünkü bunları biliyoruz. Dikkat etmiyorlar. Belediye başkanı dedi ki ben erken başlatacağım dedi. 8'de başlıyor mesai. 7'de dedi girin içeri. Kimse yok. Olur razı olun dedik. Sağ ol. Biz arkadaşlarımıza girdik. Saat 8'de çıkınca bir baktık ki salon erkeklerle dolu. Dolu ama kimsede örtü yok. Çırılçıplak. Biz kafamızı soktuk, kaçtık oradan. Arkadaşım birisi bağırdı, şimdi rahmetlik oldu o arkadaşımız. Siz dedi ne biçim adamsınız dedi, edep haya yok mu sizde? Yaşlı bir amca dedi ki, oğlum bende olan sende de var dedi, neye ayıp olsun? Ama Allah ayıp yapıyor. Biz Allah'ın emirlerine uyacağız. Erkek erkeğe de göbeğiyle diz kapağı gösteremez. Bu Allah'ın kanunu. Sen de bu kanuna uyuyorsun, Kur'an'a inanmışsın. Biz de o hadisleri okuyoruz. Yani biz elçiyiz, bize kızmak yok. Niye biçim ya daraltıyor filan demeyin. Müslümansan onun emirlerini tebliğ etmek zorundayız biz. Evet, kadın boynunu, kulağını, saçını, gerdanını, kollarını, bacaklarını gösteremez. Bir, iki, örtünmek farzdır bu ayet-i celileye binaen. Örtünmek nedir? Bizim görevimiz size anlatmak. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin hocası Molla Hüsrev'in Dürer diye kitabı vardır. Bütün Osmanlı medreselerinde okunmuştur. Yüksek seviyede bir ilmi eserdir. Çok muteber bir kitaptır. Onun kenarında Şürün Bilali vardır. Oraya bakabilirsiniz. Bütün kitaplarda, fıkıh kitaplarında da vardır. Örtülmüş sayılması için görünmesi yasak olan, onları söyledik. Görünmesi yasak olan yerin
üstüne örtülen örtü içini göstermeyecek kadar kalın olmalı. Evet, incecik örtmüş, altı görünüyor. Bu örtü sayılmaz. Yollama yapıyorum, oraya tahkik edebilirsiniz. Türkiye'de çevrildi o Dürer. Bakabilirsiniz. Bizim Mebsut İmam Serasi'nin tercüme ettiğimiz ana fıkıh kitabı 30 ciltlik Serasi'nin Mebsut'unda da var. Evet. İnce ise, altı görünüyorsa örtülmüş sayılmaz. İki, vücut hatlarını belli ediyorsa daracık giymiş. Örtmüş ama daracık giymiş. Göğüsleri meydanda, kalçası meydanda. Bu da örtü sayılmaz diyor. Hocalar böyle söylüyor. Biz de size aktarıyoruz. Allah'ın emrine uyacaksak bol altı görünmeyen bir kumaştan bol elbise giyecekler. Buralarını göstermeyecekler. Allah'ın emri, Nur suresinin 31. ayeti. Bütün Kur'an-ı Kerim'deki diğer ayetlerde de var. Bu hadiste de onu söylüyor. İçeride dikkat etmezler. Çırılçıplak oldukları için erkekler ancak peştemalla girsinler. Kadınlar hiç girmesinler. Çünkü dikkat etmezler. Açınırlar. Haram işlerler. Hadis-i şerif öyle efendim. Bu hadis yani Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden vel yatırıp hümne bi humurini, bak şimdi başka ayetlerde de var dedim ya, vel yatırıp hümne ala cüyubihinne, evet, söyle mümine kadınlara, Habibim, örtülerini, humur, hamur, zaten şarabın adı hamur, aklı örttüğü için oradan geliyor, humur örtüler demek, örtülerini yanlarına salsınlar, kulağını, boynunu göstermesinler. Boynunu göstermesin, saçını göstersin anlamına mı geliyor bu? Yani bunun için söylüyorum. Adam, kadın eşarp örtüyor, saçının önü meydanda. Ya ne biçim örtündü bu? Güya örtündüm diyor kendi kendine. Saçını göstermeyeceksin, boynun kulağını da göstermeyeceksin. Dinde hüküm böyle efendim. Tabii kabul edip etmek insanlara ait. Allah'ın ayeti böyle. Şey etmesinler, örtülerini yanlarına indirsinler örttükten sonra. Bazısı böyle yapıyor, saçlarını topluyor, boynu açık, kulağı açık. Hayır diyor, bu örtülerini örttükten sonra yanlarına da salsınlar. Boynlarını, vel yetribine dukumin ala cüyubihinne, anlamı bu efendim. O Elmalı Hoca'nın resmi tefsirine bakabilirsiniz. Böyle yüptüğünü ziynetevinle bu güzelliklerini, güzel ziynet mahallerini de açığa çıkarmasınlar. Evet, kocalarını hariç, kocalarını hariç bu hadis-i şerifi, bu ayetlerinin şerhi anlamına gelen bu hadis-i şerifi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz oynatmış. Bir kadın gelmiş ziyarete. Peygamberimizin hanımı, müminlerin anası. Ziyarete gelinmez mi? Neredensin demiş. O da işte Şam'dan, Suriye'den bir yerdenmiş. Ha demiş, şu hamamları çıplak giren kadınlardan mısınız? Onları taşlamış öyle. Sizin adetiniz yanlış diye. Çok allame bir kadın Ayşe anamız. Orada onlara demiş, yaptığınız iş yanlış. Evet. Bu hadis-i şerif böyle. Biz de müminlere bunu arz ettik. Evet, beytün bir ev ki la sıbyane fihi, evet, biz okunanları duyuruyoruz. Beytün fihi la sıbyane fihi, bir ev ki orada çocuk yok, sabi çocuk yoktur. Sabi çocuk küçük 2-3 yaşlarında, 4 yaşlarında, daha mümeyyiz olmamış, mümeyyiz. Mesela bakkala gönderiyorsunuz, bir sürü para veriyorsunuz, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al, hiç şaşırmadan alıp geliyor. Bu çocuk mümeyyizdir. Bu çocuk anlamaya başlamış. Yatak odasını ayıracaksınız. Kız kardeşini aynı yatağa yatırmayacaksınız. Odalarını imkanınız varsa ayıracaksınız. Mümeyyiz çocuk ayrılır. Ha, ondan evvel çocuk 2-3 yaşında problem yok. Sabi çocuklar, o küçük çocuklar, küçük çocuklar olmayan bir evde, bir ev ki o küçük çocuklar yoktur, la berekete fihi,
bu evde bereket olmaz. Neden? Evet, Allah'ın bereketini, merhametini temiz insanlar celbeder. Asi insanların olduğu yere Allah bereketin, rahmetini göndermez. Kur'an-ı Kerim'de çok açıktır. Hasan Basri Hazretleri var. Bağdat'ta yaşamış. Basra. Evet. Çok güzel konuşurmuş. Tabiundan büyük bir adam. Yüz binler dinlermiş. O kadar güzel konuşurmuş. Ders verilmiş medresede. Birisi gelmiş demiş, efendim bizim memlekede yağmur yağmıyor. Yağmura rahmet diyorsunuz siz. Neden? Her yağmur tanesiyle melek iner yeryüzüne. Meleğin indiği yere de Allah'ın rahmeti gelir. Onun için yağmurun adı rahmet olmuştur. Yağmur yağmayınca rahmet inmez. Şimdi onu söylüyoruz, bereket rahmet yoktur diye. Oğlum demiş, yağmur yağmıyor deyince istiğfar edin. Günahınızdan dolayı yağmur yağmıyor. Gitmiş saygın bir halim. Tamam efendim demiş, gitmiş. Toptan hepiniz istiğfar edin. Bir başka zaman gelmiş yine birisi. Bizim çocukla kısır demiş, hanımla kısır. Çocuk doğurmuyor. Yine ona da demiş ki, oğlum demiş, hepiniz toptan istiğfar edin. Peki efendim, o da gitmiş. Bir başka zaman birisi gelmiş. Dükkan açıyoruz, pazara gidiyoruz, kâr edemiyoruz, hep zarar ediyoruz. İşte ters gidiyor. Oğlum demiş, hep beraber istiğfar edin. O da gitmiş. Ders dinleyen molla demiş ki, hocam ya sana yakışır mı bu? Çocuğum olmayanlara istiğfar edin. Yağmur yağmadığı zaman istiğfar edin. Dükkanımda kâr edemiyorum, istiğfar edin. Aldatıyorsun demiş ya. Olur mu demiş, senin gibi hoca yakışır mı bu? Sevildiğini istismar ediyorsun hocam demiş yani. Gülmüş olgun adam. Molla demiş. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı. Bir türlü hizaya gelmediler. Allah çocuklarına kısır etti. Çocuk doğuramadılar. Kur'an'da var bu, bakabilirsiniz. Yağmur yağdırmadı o kavme. Yağmur yağmadı. Kazanç yoktu, ticaret yapamadılar. Başvurdular Nuh'a. Ne oluyor filan dediler. O da evet, kul tüstağfiru, dedim ki istiğfar edin, çocuğunuz olur. Bereketli yağmurlar yağar. Güzel ticaret şeyi destekar edersiniz. Kur'an'da var bu demiş. Yok mu? Var demiş. Ben de onu söyledim. Yani bereketsizliğin sebebi günahkar insanlardır. Asi insanlardır. Cenab-ı Hak cezalandırıyor. Yağmuru kesiyor, kıtlık oluyor. Kadınların kısırlık. Allah'ın elinde bunda, her şey kadir. Masum çocuklar ise günahsız. Bir evde masum çocuk oldu mu günahı yok. Allah çok seviyor onu. Masum olduğu için sevince de o eve bereket yağıyor. Böyle küçük masum çocuklar olmadı mı bir evde diyor bereket yağmaz. Rahmet yağmaz o eve. Bereketi olmaz diyor. Evet. Bu küçük çocukların masum olması sebebiyle Allah'ın merhametini, şefkatini celbeder ve o eve rahmet yağar, bereket yağar. La halle fihi beytun la halle fihi yu'alu li ehlihi. Evet. Size ilginç gelebilir tabii. Bir evde sirke yoksa diyor, o evde de diyor sıkıntı olur. Fakirlik olur. Maaş yetmez, ücret yetmez. Bir evde ki la halle fihi, o evde sirke yoktur. Yu'alu li ehlihi. Ehline sıkıntı olur. Geçim darlığı olur. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'yi fethetmiş biliyorsunuz. Sürdüler, çıkardılar. Biz ona hicret diyoruz. Keyfinden gitmedi. Dağardılar, bunaldılar. Müşrikler o kadar zulmettiler. Allah izin verdi. Hepsi Medine'ye geldiler. Sonra da Allah onu aziz etti. Mekke'yi aldı. Mekke'yi alırken tabii kan dökülmesini istemiyor. Hayatı boyunca
yaptığı savaşlarda ölenlerin sayısı 232 kişi. Kafirlerden bile adam ölmesini istemiyor Peygamberimiz. Zaferi elde etmek için her türlü tedbir alıyor. Mekke'yi de çok sıkı tedbirler almış. Bir iki kişi hariç kan dökülmemiş. İşgal ettikten sonra bunun için tabii gece gündüz uyumamış, aç kalmış. Şimdi Kabe-i Muazzama'nın Rükn-i Yemame kısmının köşesinin tam karşısında Osmanlılar şimdi yıktılar onları ama orada Osmanlıların yaptığı o şeylerin, revakların köşesi vardı. Orada Ümmü Haniye, halası Ümmü Haniye'nin şeysi var, evi varmış. Kabe ile iç içe o zaman evler. 1969'da bile öyleydi. Kabe'nin dibinde evler vardı. O halasının evine gitmiş. Aç, yorgun, susuz. Vardıktan sonra demiş, karnım çok aç. Susuzum. Yiyecek bir şey yok mu? Demiş ki, ya Resulallah yok. Canım bir evde bir şey olmaz mı ya? Bursa ev ya. Bir şey yok ya. Olmaz mı canım? Ya Resulallah var da demiş, ekmek kırıntıları var. Senin önüne koymaya utanıyorum demiş. Sen koskoca peygambersin. Getir demiş şu ekmek kırıntılarını. Getirmiş koymuş. Demiş katıksız kuru ekmek yenir mi yahu demiş. Katık yok ya Resulallah. Olmaz olur mu canım? Var demiş sirke var yani ekşi sirke var işte. Getir şu sirkeyi demiş. Tasın içine koymuşlar sirkeyi. Ekmek kırıkların içine olmuş. Peygamber Efendimiz oh oh sirke ne güzel katıktır diyerek içmiş sirkeyi. Onun için sirke içmek miden sağlamsa sünnettir. Burada da söylüyor. Sirke yoksa bir evde diyor. Orada bereket yok. Bu hoca şimdi kavminin dibinde yatıyor burada. Süleyman'ın dibinde. O kadar padişahların saygı duyduğu bir hoca bu. Gümüşhaneli. Onun kitabından okuyorum efendim. Evet, İslam Müslümanların sofrasında sirke bulunmalı. Çünkü Peygamber sirkeyi sevdi diye melekler o evin ahalisine dua ederler diyor. Öyle söylüyor. Tüsebbihul melekitu ala ehliye. Sofrasında sirke bulunduran Müslümanın evine melekler tesbih getirirler, bereket yağdırırlar diyor. Sen de miden sağlamsa hiç olmazsa salataya bir sirke sık. Ya orada bir sirkeli bir şey getir. Evet. Ve beytün la halle fihi fikar fikar ehlihi ve beytün la temru fihi ciya ehli. Evet. Şimdi sirke olmayan eve fakirlik gelir. Fakirler olur. Açların uğramadığı eve de bereket gelmez. Yani evinizde sirke bulundurun, peygamberin sünneti diye bulundurun, melekler peygamber sevdi diye kainat onun hürmetine yaratılmış. O sirke bulunduran Müslümanın evine dua ederler, bereket yağdırırlar. Fakirleri, açları doyuran eve de aynı şekilde Allah bereket yağdırır diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi de Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Beytül Mukaddes. Beytül Mukaddes. Evet, neden Beytül Mukaddes denildi? Mescid-i Aksa'ya. Mescid-i Aksa kasıttır. Çünkü orası vahiy menbitidir. Cebrail aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün peygamberler oralıdır. Orada, oraya vahiy indirmişlerdir. Orası günahlardan arınmış, tertemiz bir mahaldir, mübarek mahaldir. Mescid-i Aksa, Beytül Mukaddes. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İsa'dan bahsederken وَاَتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَا بِرُوحُ الْقُدُسِ. Evet, Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam. Kudüs pislik olmayan, eksikliği, hatası, çirkinliği olmayan şey demek. Allah da Allah'ın bir ismi de Kudüs'tür. Eksiklik yok demek. Tertemiz, hiç yanlış, eksiklik, pislik olmayan Allah'ın zatı bunlardan münezzehtir. Bundan arınmıştır. Onun için
Kuddüs Allah'ın bir ismidir. Cebrail aleyhisselam da Ruhul Kudüs, tertemiz bir Allah'ın meleklerinin peygamberi. Kudüs orada da geçiyor, yani günahlardan arınmış, eksiklikler olmayan şey demek. Tertemiz bir yerdir Beytül Mukaddes. Onun için adı Beytül Mukaddes olmuştur. Arzul Mahşer. Mahşer yeridir. Evet, bu Kur'an ayeti değil. Mütevatir hadis değil bu hadis. Ahad hadistir. Ama bu hadise göre ki Ahmed İbn Hanbel, İbn Mace, Taberani, Meymune anamızdan radıyallahu anha validemizden şey etmişler, nakletmişler bu hadis-i şerifi. Böyle bir hadis var. Ben de gittim oraya. Mescid-i Aksa'nın karşısında bir dere var yanında. Derenin karşısında yamaç var. Yahudiler de biliyor bunu. Hristiyanlar da biliyor. Çünkü Tevrat'ta, İncil'de de var. Orada bir kabir milyonlarca dolar. Amerika'da zengin olan Yahudi oradan bir kabir almak için milyonlarca dolar öğreniyor. Biz orada kaldık, yattık, sorduk, öğrendik. Orayı üçe bölmüşler. Bir kısmı Yahudiler mezarlığı, bir kısmı Hristiyanlar mezarlığı, bir kısmı Müslümanlar mezarlığı. O kadar pahalı orada gömülmek. Bu hadisten dolayı onlar buna inanıyor. Mahşer, insanların kıyamet kopacak. Koptuktan sonra bir süre bekleyecekler. İsrafil aleyhisselam bir sur daha üfleyecek. Bütün insanlar bulundukları yerlerden dirilerek mahşer yerine gelecekler. Peygamber orada diyor, mahşer yeridir orası diyor. Orası bu kadar insan alır mı? Maddi ölçüden almaz ama hadis böyle. Ama ahiretin ölçüleri dünya ölçülerine sığmaz. Onu da öyle bilesiniz. Dünya işleri burada kalıyor. Şimdi adam diyor ki öldü gitti, kabir azabı neymiş? Arkadaş, kemiği yok, eti yok diyor. Niye azap olacakmış ki diyor. Yahu dünya şartları ayrı, ahiret şartları ayrı. Ayet hadis var kabir azabının olduğuna dair. Sen Allah'a inanmıyor musun yahu? Ya işte dünyadaki ölçülere, yani adam öldükten sonra acı çekmez ki diyor. Acıyı dürtsen, ölmüş adam dürtsen, niye dürtüyorsun diyor mu? Koca yıkarken kaynar suyu dökünce beni yaktın diyor mu? Demiyor. Acı nereden çekecek diyor. Dünya ölçülerine göre. Ama duyan insanlar var. Peygamberin hadisleri var. Cenazeyi götürürken acele edin hadisi var ya, ondan dolayı koşturuyorlar cenazeyi böyle, sallıyorlar. O cenaze tapunun içindeki bağırırmış. Canımı acıtıyorsunuz. Zaten canım çıkarken çok acıdı. Beni sarsmayın, beni şey etme, acıtmayın diye bağırırmış ama duyan yok. Duyacak kulak yok. Eğer peygamber söylüyor, demek duymuş. Sahabi söylüyor, demek duymuş. Bizde de onlarda kulak olsa biz de duyacağız. Ama Allah bizi ıslah etsin, affetsin. Biz duyamıyoruz. Kabir azabında olan adamın bağırmasını duyan adamı ben beraber bulundum. Ziyarete gittik. Geçerken aman dedi, buradan çabuk geçelim. Niye dedim? Burada bir adam var dedi, çok pis kokuyor dedi, hem de nasıl bağırıyor dedi. Nasıl bağırıyor? Yok dedim amca, amca burada büyük bir adam yatıyor. Yok dedi, bu adam çok kötü, azap görüyor dedi. Evet. Gören görüyor arkadaş. Yavuz Sultan Selim'e gittik. Adam evliya dedi. Bizde dedi, memnun oldu dedi falan. O konuşuyor da biz ondan duyuyoruz yani. Öyle adamlar var. O zaman da var, eskiden de var, şimdi de var da. Evet, sen, ben duyamıyoruz. Neden? Kulak yok, kulak yok. Kulak olsa, evet böyle var. Kabir azabı da var, oradaki şeyler de var. Ama adam maddi ölçülerle hesap ediyor, dünya ölçüleriyle. Ölmüş, gitmiş, çürümüş diyor. Ne azap nereden görecek ki diyor. Yanlış hesap ediyorsun arkadaş. Kur'an'da kabir azabından ayet var. Firavun'u biz sabah akşam ateşe atarız diyor. Sabah akşam. Halbuki daha cennet açılmadı. Cehennem açılmadı.
hesap kitap Mahkeme-i Kübra'dan sonra açılacak. Ayetler, hadisler öyle. Kur'an'da ayet var. Sabah akşam Firavun'u biz ateşe atarız diyor. Demek ki cehennemden evvel bir azap var. Aha, hadisler de var zaten. Eğer diyor insanlar kabir azabı çeken yanlış kişilerden nefret etmeselerdi, onu görüp de gömmekten vazgeçmeselerdi, size de duyurmasını, Allah'ın size onu kabir azabı çekenlerin bağırmasını size de Allah'tan niyaz eder isterdim, ama vay adama bak, biz peşine takıldık, neymiş diye gömmezsiniz adamı, meydanda kalır. İnsan eşref mahlukattır, burada bu şey yeme olur, onun için bunu istemedim, duyurulmasını istemedim diyor. Böyle hadis-i şerifler var, ama duyanlar var. Telkin ondan dolayı yapılıyor. Abdullah Mesud vefat ederken demiş ki, çabuk gitmeyin demiş kabrin başından, çünkü hayatta hiç görmediği münker nekir gelecek. Yeni bir aleme başlıyor. İnsan hiç görmediği yerde şaşırmaz mı? Belki şaşırın, dilin dolaşır diyor. Sorularına cevap veremem. Azıcık durun da diyor, arka edinem sizi. Gerçekten yalnızsanız korkarsınız, ama arkasında bir iki yolcu varsa yanınızda pek korkmazsınız, ürkmezsiniz. Öyle diyor yani. Çabuk gitmen de diyor, siz de yoldaş edinem diyor. Evet, kabirdeki adam dışarıdakileri duyuyor. Ayak seslerini duyuyor. Duyduğu için İslam fıkhında ey falan oğlu falan öldün, ahiret alemine göçtün, sen dünyadayken Müslümandın, la ilahe illallah diyordun, peygamber Allah'ı ilah kabul ediyordun, Rab kabul ediyordun, Muhammed Mustafa'yı peygamber kabul ediyordun, müminler kardeşindi, Kur'an kitabındı, Kabe kıblendi, hatırla ha, sen böyleydin. Orada da bunlar soracaklar diye kopya veriyor. O telkin eden adamın söylediği budur. Bu hadislerden mülhem olarak telkin İslam fıkhında vardır, yapılır. Evet, burada da aynı şeyler oluyor. Efendim, vardı mahşer dedik, vel menşer, insanların toplandığı ve Mahkeme-i Kübra kurulduktan sonra Vesikallezine, hoca okudu, şimdi okudu. Vesikallezine takav rabbuhum ilel cenneti zümera. İmtihanı kazanmış, beraat etmiş müminler bölük bölük, zümre zümre cennete sürüklenirler. Yürü, marş marş denir. Neşir yeridir. Herkes dağılır oradan. Toplanır. Mahkeme-i Kübra görüldükten sonra cehennemlikler cem'u vesikaledin, üst tarafı da ila cehenneme zümera. Cehenneme de böyle kafirler bölük bölük giderler. Kimisi yüzüstü, kimisi dizüstü, kimisi yürüyerek işkenceyle götürürler. Evet. Hem bu arz-ı mahşer toplanma yeridir, hem de dağılma yeridir. Diyor ki hadis, bu Beytül Makdis olduğu yerdir. Hadis öyle efendim. Hadis öyle. Ayet olsa kesin diyecektim. Mütevatir hadis olsa kesin, inkar eden kafir olur diyecektim. Ama haber-i ahadi, ahadi inkar etmeyen kafir olmaz, sapık olur. Herkes kabul ediyor. Sen niye kabul etmiyorsun? Dünya ölçüleriyle uğraşanlar onları kabul etmiyorlar. Yani ne diyorlar? Evet, el izamül bâliye, kemikler çürümüş, vel cülüdü mütemezzi, deriler parçalanmış, etler paramparça olmuş, çürümüş. Evet, bu mu azap görecek? Sana göre öyle o. Oranın şartları farklı. İşte o şeyde İsrafil aleyhisselam sura üfledince insanlar ikinci surda dirilecekler ve öyle diyecekmiş. Ey çürümüş kemikler, parçalanmış deriler, etler, helummu ile arzir rahman, Allah'ın arzına, mahşer yerine haydi gelin. Güzel insanlar kabirlerinden, bunlar hadis-i şerif arz ettiklerim, onların mahallerini arz ediyorum.
güzel Müslümanlar la ilahe illallah diyerek tozunu tez silkeceklermiş. Ondan sonra kullu nefsin ma'aha sa'ikun ve şehid. Kaf suresinde. Kabirden çıktın mı mahkemeye götürülürken kim bulunuyor yanında? Jandarma oluyor. Zabıta memuru oluyor. Önünde bir melek, arkanda bir kullu nefsin ma'aha sa'ikun ve şehid. Önde götüren, bir de arkanda kontrol eden iki melek yürüyecekler. Marş marş. Mahkeme alanına, mahşere. Güzel insanlar la ilahe illallah, la ilahe illallah yürürken tevhid getirecekler diyor Peygamberimiz. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Dünyada da ukbada da bu kelimeden bizi Allah ayırmasın inşallah. Amin. Evet, bunlardan söz ediyor. Yani çürümüş şeyler de Yunus Emre görmüş, okuyabilirsin divanını. Yeni ölmüş gelinler gördüm, damatlar gördüm. Hemen gözü kaymış, kemikleri çürümüş, kabir hallerini anlatıyor, görenler anlatıyor. Evliya adam görüyor, anlatıyor. Biz inanıyoruz, Ehl-i Sünnet inancına göre kabir azabı vardır. Kainat yok olacaktır. Ondan sonra da İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesiyle de tekrar insanlar dirilecektir. Bu arz ettiğim, anlattığım şekilde mahşer meydana toplanacaklar. Orada mahkeme kübra görülecektir. Ameller tartılacak. Mahkum olanlar cehenneme, diğerleri cennete gideceklerdir. Böyle biz bunları Ehl-i Sünnet inancı olarak şey diyoruz, inanıyoruz. Ehl-i Sünnet inancımızda bunlar var. Evet, hadis-i şerif de böyle. Arzul mahşer vel menşer Beytül Mukaddes. Orası arz-ı mahşerdir. İtuhu fesallu fihi. Oraya gidin. Evet. Oraya gidin ve orada namaz kılın. Farz ve nafile. Şimdi Yahudiler almaya çalışıyorlar orayı. Müslümanlar da vermeyeceğiz diye direniyorlar. Evet. Beytül Makdis Süleyman Aleyhisselam'ın yaptığı aynen duruyor dibinde. Üstüne yapılanlar Beytül Makdis'in esas şeysi değil. Sonradan yapılmış. Ama altına indiniz mi? Altında koca koca taşlar var. Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz sarayının yapımında da Mescid-i Aksa'nın yapımında da cinleri kullanmış. Hepsinin kralı, meliki Kur'an-ı Kerim'de öyle. Kurtların, kuşların kralı Süleyman Aleyhisselam. Öyle istemiş, vermiş. Peygamberimize de vermiş o yetkiyi de. Evet, onları çalıştırmış. Hakikaten gidince göreceksiniz o alt kısmında onun orijinali bozulmamış. Öyle taşlar var ki insanların kaldırması mümkün değil. Cinlere yaptırdığı belli yani. Duvar duruyor. Onun üstüne işte şimdi gördüğünüz Mescid-i Aksa'yı yapmış sonraki devir insanları. Oraya gidin, o Mescid-i Aksa'ya gidin. Çünkü vahiy inmiştir, peygamberler orada yaşamıştır. Meryem anamız bile onun mihrabında çocukken orada kondum. Zekeriya Aleyhisselam hikayesini biliyorsunuz. Hepsi peygamberlerin orada bulundular. Orası Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam vahiy indirdiği yerdir. Gidiniz, mübarek bir yerdir. Orada namaz kılınız. Evet. Fe inne salaten fihi. Orada bir namaz kılsanız evet, kelfi salatin fi gayrihi. Süleymaniye'de 1000 namaz kılmanız gibidir. O kadar ecir alırsınız. Burada 1000 diyor. Kelfi salatin fi gayrihi. Başka yerlerde yani Kabe hariç, Mescid-i Nebevi hariç başka yerlerde, camilerde kıldığınız namazların 1000 katı sevap alırsınız Mescid-i Aksa'da. Onun için seyahat ajantalarıyla filan her yere para veriyorsunuz. Gidin o vahiy mehbiti peygamberlerin namaz kıldığı Mescid-i Aksa'yı görün. Orada namaz kılın. İlgileriniz de görsünler de Yahudiler almasınlar Müslümanın elinden. Gayret ediyorlar. Orada bir avuç Müslüman 1000 sılattır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde de namaz kılmak diğerlerden 10.000 kat fazladır. Kabe'de namaz kılarsanız 100.000.
bir rekat namaz kıldınız mı 100.000 rekat namaz kılmış gibi ecir alırsınız. Şimdi insanlar uyanık. Hocam ben 40 yaşında namaz kılmaya başladım. 15 yaşında buluğa erdim. Yani 25 sene namaz borcum var. Orada bir vakit kıldım mı 100.000 hesap ediyor defterde. Yok o değil. Borç duruyor. Sevap alma bakımından. Sevap alma bakımından. Kabe'den Arafat'a, Arafat'tan Kabe'ye yürüyerek hac yapana evet 70.000 harem hasenesi vardır diyor Peygamberimiz. Diyorlar harem hasenesi ne demek ya Resulallah? 1'e 100.000'dir diyor. 1'e 100.000 kazandırandır. Orada namaz kıldınız mı? 100.000 namaz kılmış gibi. Bir sadaka verdiniz mi? 100.000 kat burada Türkiye'de vermiş gibi. Ecir alırsınız. Borcunuz yani kaybolmaz. Ama sevap alma bakımından orada bir Kur'an hatmetseniz 100.000 Kur'an hatmetmiş gibi ecir alırsınız. Ecir sevap alma bakımından böyledir. Mescid-i Aksa'da da kelfi salatin fi gayrihi başka yerlerde 1.000 namaz kılmış gibi olursunuz. Mescid-i Aksa'ya gidin buyuruyor Peygamberimiz. Evet, feillem yastatıya Kudüs'e gidemediniz. Şimdi Peygamberimiz hadis devam ediyor. Gidemediniz, Yahudiler izin vermiyor. Sen nasıl gittin hocam? Götürecek adama dedim ki Yahudi ortak yap dedim. Yoksa izin vermiyor, vize vermiyor, geçirmiyor. Yahudi parayı gördü mü işte hallolur. Adamın din imanı para. Öyle yapınca bize yollar açıldı. Biz de her yere gittik. Her yeri gösterdiler bize. Ortağımız Yahudi olunca. Hani kafilenin. Biz de o okuduklarımızı, kitaplar gördüğümüzü yerinde gördük. Ve şimdi size anlatıyoruz. Ama siz gidemezsiniz. Peynlem yastatıya. Gidemezsiniz Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya. Fetühdi lehu zeyten yusreccü. Evet. Oraya yardım edin. Eskiden bu elektrik yoktu. Ne yanıyordu? Bakın burada hala eski tarihi şeyine uysun diye ampulleri şeyin içine koymuşlar. Neden? Çünkü eskiden bunun içinde mum vardı. Mum yanıyordu. Mumla ediliyordu. Camiler aydınlatıyordu. Elektrik daha yeni icat edildi. Oraya diyor mum gönderin diyor. Aydınlatılsın. Mum gönderin oraya. Evet, yağ gönderin ki kandiller yansın, orayı karanlık kalmasın. Şimdi para göndereceksin, elektrik masrafını yatırsın. Orada da tarihi değerlerimizi koruma, Kudüs bilmem ne derneği, vakfı filan diye var. Adamlar zor durumdalar. Hakikaten Yahudiler sıkıştırmışlar, dışarıdan kimseyi sokmuyorlar, içeriden kimseyi dışarı çıkarmıyorlar. Kocaman 5 metre 6 metre duvarlar var. Ancak izin verirse içeri giriyorsun çıkıyorsun. Nasıl yaşıyorlar akıl ermiyor. Bir ev, bir odada kaç aile bir evde? Kaç aile? Perişanlar çok. Zaten öyle bunalsınlar sıkılsınlar da gitsinler diye. Acınlar ölsünler diye bunları yapıyorlar. Oraya yardım gönder. Öyle bir vakıf var. Yardım gönder. Hadi şöyle gidemiyorsanız oraya caminin aydınlatılması için mum gönderin, yağ gönderin. Şimdi de caminin masraf karşılasın diye, oradaki Müslümanların rızkı olsun diye para gönderin. Evet gönderin. Orada kandiller yansı. Ve kemen etehu fasalla fihi. Normalde gitmeniz lazım ama bir sebepten dolayı işte vize vermiyor arz ettiğim gibi. Gidemiyorsunuz. Oraya böyle bir şeyler gönderdiniz mi? Oraya gitmiş kemen etehu. Oraya gitmiş adam gibi olursunuz. İnsan gibi. Fesalla fihi. Orada namaz kılmış gibi olursunuz. Evet Kabe'ye de aynı. Onun için Osmanlılar sürre aleyhi tertip ediyorlardı. Petrol daha dün çıktı. O zaman bir şey yok. Çölde bir şey bitmiyor. Bütün giderlerini, masraflarını İstanbul'dan Osmanlılar
temin ediyordu. Şimdi Bağdat Caddesi'nde Selamet Çeşmesi var. Padişah da oraya kadar o deve kervanına yiyecek, içecek, her türlü şeyler yüklenmiş deve kervanına. Oraya kadar uğurluyordu Selamet Çeşmesi, ondan güle güle diyordu. Biz besliyorduk oraları. Ama İngilizler onları kandırdı. Sizi soydular Osmanlılar diyor. Ulan İngiliz vardı da soyacağız. Daha petrol dün çıktı. Biz salıyorduk. Bunun için oraya masraflarını gönderirseniz oraya gitmiş gibi, namaz kılmış gibi olursunuz. Bunu kazanmak için yapıyorlardı bunu. Siz de Kudüs'e böyle yapabilirsiniz. Ahmed İbni Hanbel, İbni Mace, Taberani, Meymune Hazretlerinden, Radıhan'dan. Evet, Beynel Melhame, bir hadiste izninizle okuyacağım. Beynel Melhame ve Fethil Medine Sitti Sinin Yahrucul Mesih Eddeccal Fissabi'an. Bu da Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, İbn-i Mace hadisi. Şimdi bazı kimseler bunları kızıyor ama biz inanıyoruz. Evet. Bizim Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadında kıyamet alametleri var. Kıyamet alametlerinin birisi Melhame-i Kübra diye bir savaş olacak Yahudilerle. Ami kovasında. Hadisler var öyle efendim. O zaman Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Deccal çıkacak. İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. İsa Aleyhisselam Şam'a inecek. Oradan tayi mekanla mümkün. Adam gözünü yumuyor, anında gidiyor. Üsküdar'da Aziz Mehmet Hüdayi Hazretleri var biliyorsunuz. Bursa valisiymiş o. Alim, fazıl bir adam, vali. Bursa'da da bir eskici baba var. Üftade Hazretleri var. Ulu Dağ'ın eteğinde büyük alim, evliya. Onun bir tane talebesi varmış. Eskici, yamacı, ayakkabı tamirciliği yaparmış. Orada da bir adam varmış. Hacca gideceğim başlarmış. Para yok, neyle gidecek? Gidemezmiş. Artık gidemeyince birkaç sene sonra hanımı demiş ki, bu sene de gidemezsen demiş, seni eve sokmayacağım. Rezil oluyorum ben demiş yahu. Herkese diyorsun hacca gideceğim. Bayram geliyor, hacca gidemiyorsun. Ben elin içine çıkamıyorum demiş. O kadar utanıyorum. Bu sene de gidemezsen demiş, eve sokmayacağım seni. Yine gidememiş. Eve sokmamış. Herif zaten gariban bir adam. Açıkta kalmış. Üzüntülü mahallesinde oturan eskici babaya gitmiş. Yama yapan, ayakkabı yaması yapan, tamir yapan. Baba demiş ya hanım beni eve sokmuyor. Niye? Böyle ya. Ben utancımdan çıkamıyorum diye ben gidemiyorum. Yanıyorum ama gidemiyorum. Tamam evlat demiş ya. Tamam yum bakayım gözünü. Götürmüş Kabe'ye koymuş onu. Demiş bayramın 4. günü gene geleceğim demiş. Seni alıp götüreceğim. Evet, bu olmuş bir vakka efendim. Orada işte bakmışlar parası olup da hacca gidenler memleketinden. Ana bizim şey falan komşu. Onlarla tavaf etmiş. Zemzemi onlara vermiş. Demiş benim zemzemi götürün size demiş. Ben götüremiyorum. Zemzemi ona vermişler. Ondan sonra gene gelmiş almış onu anında getirmiş Bursa'ya. Kapıyı vurmuş. Hanım aç. Ben hacı oldum. Git demiş yalancı. Yıllardır söylüyorsun gitmiyorsun. Rezil oldum ben. Git aç hanım demiş hacı. Dünyada kabul etmem demiş. Yıllardır yalan söylüyorsun. Sokmamış. Valiye gitmiş. Üftade Hazretlerine. Valiye. Alim. Demiş efendim mesele böyle. Durmuş adam. Demiş ben karar verebilmem için şahit lazım demiş. Demiş hemşerilerime tavaf ettim. Zemzemi de onlara verdim. Tamam demiş. O zaman demiş al şu parayı handa yat. Hacılar dönünceye kadar senin hemşerin gelinceye kadar handa yat. Ondan gelince onları al getir demiş. Gelmişler getirmiş işte demiş. Evet bizimle tavaf etti. Zemzemi de biz getirdik. Kadı aynı zamanda vali. Kadı eskiden öyle.
karar vermiş, beraat vermiş eline ki hacıdır diye. Götürmüş tak tak evine, açmam demiş, valinin kadının beraatı var demiş bak. O sayede bu hikaye ve Üstad-ı Hazretleri valilikten istifa etmiş. Bu eskici baba bak anında götürüyor getiriyor. O zaman onun o tarafta bezi yok Üstad-ı Hazretlerinin. Şeye gitmiş eskici babanın Üstad-ı Hazretlerine gitmiş. Öğrenmiş senin hocan kim o? Onun yanında alim adam, zeki adam. O sokmuş onu nefsi emmaresini terbiye için aç bırakmış filan. İnzivayı çekmiş bilmem riyazat yaptırmış. Zeki adam, bilgili adam ne yaptığını bildiği için kısa zamanda terakki etmiş. Uludağ'a göndermiş. Bahar gelince talebeleri. Herkes dolaşmış gelmiş. Tabii gezmek, kıra gitmek sünnettir. Talebeler devamlı çalışırsa kafayı oynatırlar. Dolaşın gelin. Herkes hocasını çok seviyor. Güzel nadide çiçeklerden getirmişler hocasına. Demet demet. Oh oh oh. Oh oh hoş geldiniz. Çok memnun oldum evlatlarım falan. En son bu Üftade Hazretleri. Buruşmuş bir çiçek dalı. Demiş Mahmut. Senin nazarında değerin bu kadar mı demiş ya. Buruşmuş çiçek getiriyorum. Estağfurullah efendim demiş. E niye demiş herkes bak. Çiçek demetleri getirdiysen buruşmuş çiçek. Efendim hangi çiçeğe uzandıysa Allah dediğini duydum. Allah diyen dili koparmaya elim varmadı demiş. Bunu demiş başkası koparmış, yola düşürmüş, ondan buruşmuş. Bunu aldım geldim, sırtını yapıştırmış. Hadi aslanım senin işin tamam demiş. Böyle hikayesi var. Aziz Mehmet Hüda şimdi Üsküdar'da yatıyor. Halkın da ziyaretgahıdır. Çok büyük şeyleri var, kerametleri var. Siz de gidin ben de söyleyeyim. Benim kabrimi ziyaret edeni Allah suda boğma, yangında yakma, yıkık altında kalmasın diye duası var. Okudum ben de ondan tez yaptım çünkü. Siz de gidin işiniz varsa bir Fatiha, üç İhlas okuyun Hazret'e. Böyle duası var. Şimdi bu karşı taraftan Üsküdar'dan Sirkeci'ye gelirken şimdi esen köprü mü var? Şimdi var. Kayıklarla geçilirmiş. Fırtına oldu mu vapur seferi iptal ediliyor. Sorun kayıkçılara. Hüdayi yolu diye orada Hüdayi Hazretleri Sultanahmet'te şey dermiş, vaaz edermiş. Koca camide vaaz ediliyor. Ama bir gün öyle fırtına var ki üstaz gelemez demişler. Tam zamanda geri gelmiş. Onun kayığını geçtiği yere gelen kayıkla batmıyor şimdi. Gidip kayıkçılara sorabilirsiniz. Gidin işiniz yoksa o kayıkçılara sorun. Hüdayi yolu derler oraya. Öyle bir güzel adam, büyük adam efendim. Evet efendim. Şimdi bu kıyamet alametlerinden bahsedeceğiz de biz Yahudileri kıyamete yakın yeneceğiz. Amik Ovası'nda yeneceğiz. Yahudi askeri, Buhari Müslim hadisi bu efendim. Ben de size duyuruyorum. Yahudi askeri kaçarken ağacın arkasına saklanacak, taşın arkasına. Taş dile gelecek, ağaç dile gelecek. Arkamda Yahudi askeri var, gel öldür diye. Bu Buhari Müslim hadisi arkadaş. İmam Suyuti'nin Ayzaman Mehdi'nin alametleri, İmam Gazali'nin kıyamet alametleri de kitapları var. Onları okuyabilirsiniz. Onlarda da bunlar var. Tefsirlerde de var. Ondan sonra işte Mehdi çıkacak. Mehdi Deccal'la uğraşırken İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. Deccal'ı İsa Aleyhisselam öldürecek. Mehdi Aleyhisselam öldüremeyecek. Sonra Yecüc Mecüc çıkacak. Şimdi bu olaylardan evvel işte bir savaştan bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte. O vesileyle bunlara girdim. Melhame-i Kübra deniyor buna. Büyük harp. Evet. 90 tümen. Bir tümen kaç kişi ise hesap edin siz. 90 tümen asker ordu çarpışacak.
Elhamdülillah biz önce yeneceğiz ama ikinci harpte yenileceğiz ve ondan sonra zaten Yecüc Mecüc kıyamet kopma şeyleri var. Felaketler var. Diyor ki bu melhame ile büyük harp ile beynel melhame ve fethil Medine, evet kitapta olanı arz ediyorum. Konstantiniyye. İki tane Konstantiniyye var. Birisi İstanbul, Konstantiniyye-til Kübra. Burada da Konstantiniyye-til Kübra, Büyük Konstantiniyye Roma'dır. Bunun fethi arasında Sittü Sinin, 6 sene vardır. Bu harp bilmiyoruz. Hadis böyle. Fatih buna inanmış arkadaş. Fatih bu Roma'yı, İstanbul'u müjdesini aldı peygamberin. İstanbul fetheden kumandan, ne güzel kumandan buyurdu ya, ona mazhar oldu. Bu Büyük Konstantin'i, Roma'yı da almak için ordusunu hazırlamış. Çok akıllı siyasetçi. Roma'ya gidecekken doğuya gidiyor. Düşmanları şaşırtmak için. Düşmanı. Peygamberimiz de Medine'ye hicret ederken Medine kuzeyde, o 3 gün güneye gitti. Sevir mağarasında 3 gün gizlendi. Mümin akıllı hareket eder. Fatih de böyle Roma'ya gidecek yer gidiyor. Niyeti o. Orduyu hazırlamış. Başında kendi. Bu hadise müstahak olmak için doğuya gidiyor ki başka yere hazırlık yapmasınlar diye. Taktik bu. Evet, onun arasında diyor bu Roma fetholunacak. Bu Roma Melhame-i Kübra ile şey arasında, Medine Konstantin'in fethi arasında 6 sene var diyor hadis-i şerif. Ve yahrucul mesihud deccalu fissabi'a, 7. senesinde deccal çıkar diyor. Demek ki bu Roma'nın fethi deccaldan evvel olan bir şey. Evet. Çıkar diyor. Bu hadis-i şerif de arz ettiğim gibi Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, İbn-i Mace hadisidir. Taberani hadisidir. Abdullah bin Büsür hazretlerinden nakledilmiş. Evet. Eserinde yazılmış hadisleri ben de size arz ediyorum. Büyük alimler kitaplar yazmışlar. İmam Suyuti'nin Ahirzaman Mehdi'nin Alametleri kitabı var. Türkçesi de var. Alıp okuyabilirsiniz. Bu kadar geniş bilgi edinebilirsiniz. Allahu alem ne zaman, hangi sene, ama böyle bir şeyle olacak. Fırat ve Dicle nehirlerin altında altın var. Buhari Müslim hadisidir. Suları çekilecek Fırat Dicle'nin veya da baraj yapacaklar da akıtmayacaklar mı bilmem. Altın görülecek altında. Fırat ve Dicle'nin yatağında altın görülecek. Altın da televizyonda da görmüşsünüzdür. Sulak yerlerin altında oluyor. O altını bölüşmek için millet birbirini yiyecek. Siz diyor katılmayın o harbe diyor. Siz birbirinizi öldürmeyin altın yüzünden diyor. Öyle hadis var Buhari'de. Evet, siz de onları okuyabilirsiniz. Böyle şeyler olacak ama ne zaman bilmiyoruz. Kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilmez. Böyle hadisler var. Öyleyse ne okuyorsun? Bunlar olacak. Bak deccal çıkacak. Harikulade şeyler gösterecek. Bu bilgileri niye yazıyor bu adam? Niye biz de size söylüyoruz? Ehl-i sünnet inancına göre arz ettiğim gibi Mehdi çıkacak. Deccal çıkacak. İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. Deccal'ı öldürdükten sonra Yecüc Mecüc'e mağlup olacak. Tur Dağı'nda saklanacak. Orada aç kalacaklar. Gene Buhari hadisidir. Bir gün peygamberimiz kırda gezerken bir kokmuş öküz kellesi kormuş. Kaç para verirsiniz buna demiş. Ya Resulallah şakayı da seviyorum demişler ya. Çok şaka edilsin. Kokmuş öküz kellesine para mı verilir ya Resulallah? Yenir mi kokmuş öküz kellesi? Siz öyle deyin demiş. İsa Aleyhisselam'la müminler Tur Dağı'nda günlerce ne kadar kaldılarsa aç kalacaklar. Kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler diyor. 100 altın.
O kadar aç kalacaklar. Bu Buhari hadisidir. Ben de size arz ediyorum. Neyse, İsa Aleyhisselam müminler dua edecekler. Yecüc Mecüc kırılacak, yok olacak. Ondan sonra Turdağından inecek, evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak. 40 sene hadislere göre dünyada kafir yok. Güzel bir hayat var. Kurtlar kuzulara saldırmayacaklar. Ölümcül dünya diye. Kimse yanlış iş yapmayacak. 40 sene asude bir hayat. Sonra İsa Aleyhisselam ölünce ki şimdi öldü diyorlar, yanlış. Ehl-i sünnet inancına ters. Ve ma kataluhu ve ma salabuhu ve lakin şübbelem Kur'an ayetidir. Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı öldürmediler. Çarmıha gelmediler. Bu bir ayet. Bir başka ayet. Ve ma kataluhu yakinen, onu kesinlikle öldürmediler. Bu başka bir ayet. Berrafahullah. Allah onu yüceltti, yükseltti. Efendimiz de Miraç'ta görmüş. Saçını tarif ediyor, rengini tarif ediyor, genç diyor. Çünkü 33 yaşında çıkmış. Genç diyor, inecek diyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu ayetler öldürmediler. Allah onu yükseltti. Kur'an'da tefsir. Onu yorum yapıyorlar ama siz Elmalı Hoca'nın tefsirini okuyun. Resmi tefsiri bak atıf yapıyorum. Türkçedir. Ondan sonra Kur'an'daki ayetler. İnni müteveffike. Ben seni öldüreceğim İsa Aleyhisselam hakkında. Şimdi bu ayeti öldürmedi. Allah sema. Demek ki inecek. Ondan sonra yaşayacak, hadislere göre konuşuyorum. Müteveffi, seni öldüreceğiz. Ölecek. Öldükten sonra her sene bozula 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 150 sene sonra Allah diyen kimse kalmayacak yeryüzünde. Kıyamet kopacak. Ne zaman bunlar? Allahu alem. Biz sevap. Hadis-i şerif öyle. İşte bu büyük Roma'nın fethiyle Deccal'ın çıkması arasında 6 sene var. 7. senede Deccal çıkar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Deccal harikulade şeyler gösterecek. Bulutla konuşacak. Eşeğiyle konuşacak. Böyle harikulade şeyler gösterecek. Bir taraf bak diyor, bak benim cennetim bu. Bana inanın diyecek. Bunları bilirseniz, bilen Müslümanlar, şimdi kimse bilgi yok ki, ezbere Müslüman. Bilgi yok. Öğreneceksiniz. Şimdi bilenler, yahu bu peygamberin bahsettiği Deccal olmasın. Şimdi böyle fevkalade olayları gösterirken insan dikkatini ona vermez mi? Alnında kafir yazdığı halde görmeyecekler yazıyı. Yaptığı şeylere bakacaklar. Bir delikanlı getirecek, ikiye bölecek, öldürecek. Herkesin huzurunda. Hadislere göre konuşuyorum. Ondan sonra kalk diyecek, kalkacak delikanlı konuşacak. Harikulade bir şey bu. Ölüyü diriltmek. Bunlarla uğraşırken işte o Müslümanların aklına gelecek. Bu Deccal olmasın. Dikkat edici bakacaklar ki alnında heze kafir yazıyor. Ona uyanlar cennetine girmesin, onun cenneti cehennemdir diyor Peygamberimiz. Ona uymayanlar evet sıkıntı görecekler ama cennete gidecekler diye hadisler var. Bu bilgileri onun için bu zat size duyuruyor, ben de size aktarıyorum. Hazır olun. Ne zaman kopacağını Allah bilmez. Sonra biz bunlarla uğraşmayız. Bilgi kabilinden arz ediyorum. Ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yarın kıyametin kopacağını bilseniz ağaç dikin diyor. Ağaç dikme dünya işidir. Siz işinize bakın, bunlar Allah'ın işi. Siz kendi işinize bakın demek. Onun için o zaman dünyadan eleteğimiz çek. Yok yok, eleteği çek demiyoruz. Bizim görevimiz Kur'an, hadis doğrultusunda günlük hayatımızı devam ettirmek. Ama bunlar olacak, hazır ol. Olduğu zaman da bilgili ol diye bu hadisleri bu Gümüşhaneli Hazretleri almış. Ben de size duyurdum efendim. Cenab-ı Hak bizleri kamil iman sahibi, sapık itikatlardan arınmış, salih mümin kullarından eylesin. Amin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah.
Estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve tûb ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anki ve sırak edatiyen. On üçer İhlas suresi besmele ile beraber. Kulhu vallahu allahu sallallahu. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Ya Rabbi l-Alem en rahimine kemdine yekene ve yekene ve istekîm-i sırat-ı'l-lâh zînâne amdâlih mal-mâdû mûrîm Allah'a. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım sallâh. Allah'ım sallâh. Allah'ım sallâh. Allah'ım sallâh. Allah'ım sallâh. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celili'yi, ayet-i Kur'an'ı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler, aleyhimussalavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab ve etbaaları, rıdvanullah aleyhim ecmain, bil cümle ahirete yitardım, müminat, rahmetullah aleyhim ecmain'in ervahını bağışladık, vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafirlerimizin ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahını da hediye edildik vasıleyle. Bu aziz vatanın bizlere hediye eden şehitler, gaziler, tüm mümin geçmiş ashab-ı hayrat, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin de ervahını hediye edildik vasıl eyle. Bu cami-i şerifi yaptıran, bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin de bu civarlarda metfun bulunan
evliya, ulema, sulaha, şüheda, bu aziz vatanı hediye eden tüm Allah adamı, evliyaullah, ulema, salihin, salih müminler cümlesine de hediye edik vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını, taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını, seyyiatlarımızı hasenatı tebdil eyle. Ya Rabbi imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Hayatımız boyunca imandan, İslam'dan ayrılmayarak istikamet üzere yaşayan, senin emirlerine harfiyen uyan, haramlardan sakınan, güzel peygamberimizin hadislerini, sünnetlerini kendine rehber edinen salih müminlerden olmayı bize nasip eyle. Kötülüklerden uzak kalabilmemiz için, nefsi emmaremizin esiri olmamamız için, kötülere, sapıklara alet olmamamız için bize yardımını esirgeme. Tevfikini, sevki, sübhaniyeni bize esirgeme. Merhametini bizden esirgeme ya Rab. Bizi şirkten, şüpheden, yanlış şeylerden, kötü durumlardan muhafaza eyle. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'in kalplerine birbirlerine sevgi lütfeyle, ihsan eyle. Bizim de kalbimizde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset bırakma ya Rab. Kafirlerin, zalimlerin, münafıkların Ümmeti Muhammed'e yapmak istedikleri hileleri, dolapları kendilerine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rab. Tüm Ümmet-i Muhammed'i hesap gününde mağfirin cümlesine dahil eyle. Bize de hüsnü akıbetler ihsan eyle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve netûbü ilek. Sübhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifûn. Ve selamün alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.